Merhaba sevgili Yaylar. 10-16 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta gökyüzünde iki retro gezegenimiz düzeliyor. Bunun yanı sıra güzel gezegen görünümleri de var. Hafta başında 10 Kasım'da bir süredir Akrep Burcu'nda retro harekette olan Merkür artık düzelecek. Sizin 12. evinizde ilerliyor şu sıralarda Merkür. Bu da özellikle zihinsel olarak biraz içe dönük hissetmenize neden olabilir. Eski ve takıntılı kavramlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Biraz daha analiz eden, sorgulayan, derin düşünen zihniniz nedeniyle biraz kendinizi zorlamış olabilirsiniz. Zaman zaman bazı kayıplar, ufak tefek terslikler, duyduğunuz bazı sözler, çevrenizdeki kişiler hakkında daha önceden bilmediğiniz sırların ortaya çıkması, duygusal dengenizi biraz bu süreç içerisinde zorlamış olabilir. Şimdi Merkür düzeliyor. Artık Merkür'ün enerjisini daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz sevgili Yaylar. Hafta içerisinde 12 Kasım'da Güneş ve Jüpiter arasında güzel bir üçgen açı oluşacak. Jüpiter sizin gezegeniniz. Şu sıralarda Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Akrep Burcu'ndaki Güneş'le üçgen açı içerisinde olacak. Bu özellikle maddi konularda, ortaklıklarla ilgili gelişmelerde, ortak kazançlarla ilgili konularda bazı yardımlar alabileceğinizi, güçlü desteklerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Özellikle kredi işlemleriniz olabilir, sigorta, prim, vergi gibi konular olabilir, eskiden kalma bazı borçlar olabilir, miras, nafaka işleriniz olabilir. Bunlarla ilgili belki bir dostunuz veya şu ana kadar fark etmediğiniz bazı kişilerin veya manevi güçlerin desteğiyle kendinizi daha güvenli ve huzurlu hissedebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Maddi konularda bazı sorunlarınız varsa eğer, belki bir operasyon, bir ameliyatla o sağlık sorunlarınızın da gündeme gelmesi ama şifa bulmanız da yine Güneş-Jüpiter üçgeninin destekleyici ve bereketli enerjisiyle mümkün olabilir. Hafta içerisinde Neptün Balık Burcu'ndaki retro hareketini bitirecek. 13 Kasım'da artık ileri harekete dönecek Neptün. Balık Burcu'nda sizin 4. evinizde ilerliyor şu sıralarda. Yine zihinsel olarak, içsel, duygusal olarak biraz daha böyle dalgın olabilirsiniz, kararsız hissedebilirsiniz kendinizi. Neptün'ün retro hareketinde bunları daha da yoğun hissetmiş olabilirsiniz. Neptün'ün düzelmesiyle beraber sezgileriniz biraz daha size yol gösterici olabilir. Bunun yanı sıra günlük hayatınız, ev hayatınız ve aile büyükleriyle olan ilişkilerinizde de Neptün'ün yumuşak ve duygusal etkisini daha iyi hissedebilirsiniz. Evinizde sanatla ilgili çalışmalar yapmak, evinizin güzelleştirilmesiyle ilgili konular özellikle Neptün'ün destekleyici açılarında biraz daha gündeme gelebilir. 14 Kasım ve 15 Kasım Oğlak Burcu'nda ilerleyen Venüs'ün Uranüs ve Plüton'la sert etkileşimleri olacak. Venüs şu sıralarda Oğlak Burcu'nda sizin 2. evinizde olduğu için maddi konularda sizi etkiliyor. Plüton'la kavuşması bazı güçlü kavramlarla karşılaşabileceğinizi, dönüşümler içerisinde olabileceğinizi gösteriyor sevgili Yaylar. Beklemediğiniz bazı yeni imkanlar karşınıza çıkabilir. Çok fazla tutkulu ve hırslı davranmamanız gerekiyor. Bu şekilde birazcık daha olumlu yaklaştığınız takdirde olaylara, daha sağduyulu ve mantıklı, uzun vadeli baktığınız takdirde Jüpiter'in de desteğiyle özellikle maddi konularda uzun vadeli, kalıcı, güzel gelişmeler içerisinde olabileceğinizi gösteriyor gökyüzünün konumu. Sevgili Yaylar, günlük gökyüzünü, günlük yorumları, günlük burç videolarımızı izleyerek daha detaylı takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.